Sayın Pekin buyurun siz ne düşündünüz bu paylaşımla ilgili? Yani ben e, şöyle söyleyeyim tabii. E, elin maksimum milyarder bir şey. Dolar milyarderi. Evet. E, yani bazen e, şeydir. Hani diyorlar ki ne yapsa yeridir diye. E, bu şöyle de dolar milyarderi de ne yapsa yeridir. Yani e, bize biraz e, güldürdü sadece. Bana göre çok fazla üzerine duracak bir konu olduğunu sanmıyorum. Ben yani e, böyle uyduyla bilmem ne şunla bununla falan. Yani e, çok e, önemli bir konu değil. E, belki e, Sayın Profesör'ün söylediği gibi e, o iddiayı bir daha hatırlatıyor, olabi, e, hatırlatıyor, hatırlatıyor olabilir. hatırlatıyor e, Yani e, bu kadar çok şeye güvenmeyin. Çünkü e, sonuçta işte siz e, açık kapı olduğu için oradan e, İstanbul'u fethettiniz. E, bu kadar da kendinize güvenmeyin diye Belki bize bir mesaj veriyor olabilir. Ee, yani o anlamda yazmış olabilir ama sonuçta aslında e, bakıp gülüp geçmek lazım belki. E, fazla üzerine durmamak lazım. Çok da üzerinde konu, durmamak tabii, lazım. tabii yurt dışında yani mesela Yunanistan'da nasıl görünmüş? Amerika'da nasıl görünmüş? Yani ona bakmak lazım belki. Yani bana göre çok fazla üzerine duracak bir konu olduğunu sanmıyorum ben ama ee, gene de tabii e, yorum yapılabilir. Şöyle Ama, enteresan o, bir boyutu var. Ee, yani Elon Musk e, bu ad, ad üzerinde, bu isim üzerinde bir tartışma var. Yani Elon Musk tamamen bireysel hareket eden bir e, işte iş insanı, milyarder bir iş insanı mı yoksa dünya siyasetinde bazı odaklarla Yo. bağlı mı? Tabii bununla ilgili birçok soru var ve Bence bazı... işte baktığınızda kripto para e, piyasalarında yaptığı bazı paylaşımlarla etki yaratabilen evet. bir isim. Dolayısıyla da dikkat çekici yani şimdi Twitter Twitter'a da sahip olmak istedi. Twitter çok e, ma, malumunuz e, ciddi bir enstrüman aslında algılar bakımından tüm dünya genelinde. Dolayısıyla bu isim bu olunca da dikkat çekiyor tabii. Buyurun Sayın Özçelik size de soralım. Yani Aa, buyurun, buyurun. Ben bir şey söyleyeyim. E, 44 milyar dolar e, ödemeye kalktı. Konuştu bu e, şeyden evvel Twitter çalışanlarıyla. Bir de hakkında sanırım e, şey var. 258 milyar dolarlık bir dava var. Yani bu evet, kripto evet. para konusuyla ilgili. Belki de e, ortalığı bulandırıyor olabilir yani. O da o da var. Yani evet e, isim böyle farklı farklı meselelerde dünya gündeminde olan bir isim. Hatta işte kimilerine göre dünyada parlayan bir iş insanı, parlayan yıldız gibi vesaire. Birçok farklı boyutta değerlendiren var tabi Elon Musk'ı. Buyurun Sayın Özçelik sizi de dinleyelim. Siz ne düşünüyorsunuz hem Elon Musk ismiyle ilgili onu da sorayım ben, hem bu paylaşımla ilgili. <laughs> ben e, çok masum olduğunu sanmıyorum. Yani Amerika derin devleti e, bu tür insanları ve ünlü kişileri hep kullanıyor. E, mesela e, tipik bir tane sanatçı var örneğin e, Angelina Jolie. Hmm. Bu dikkat edin biz Suriye olayları başladı hemen onu Hatay'da gördük. No. Yani Hatay'da ne alakası vardı onun? E, dünyanın dikkatini oraya çekmek istediği için herkesi oraya getirdi. Bir bakıyorduk Bağdat'ta bir bakıyoruz Afganistan'da gözüküyor. Yani... Ee, bunun buralara ilgisi olduğunu sanmıyorum ama. Yani Amerikan iyi niyet de, elçisi olarak hep kullanıyor. adlandırılıyor bu isimler. Birleşmiş Milletlerle bağlantılı Vallahi iyi aslında. İyi niyet mi kötü niyet mi ondan çok emin değilim. Yani e, CIA'nın gülü diye anılır. E, hmm. Onun için e, CIA'nın propaganda malzemesinde kullandığı sanatçılardan birisidir e, ve nedense hep Amerika'nın pis işlerini temize çıkarmak için e, bu. E, Sanatçı bayan e, gündeme geldi ve onlar hep kritik noktalarda geldi. Şimdi Suriye olayında hepimiz biliyoruz ki Suriye'deki bu operasyon Amerika'nın bir operasyonuydu. Yani Arap Baharı diye ortaya çıktı. Suriye'yi bölme operasyonunun bir parçasıydı. Şimdi hatırlayın o günü e, Hatay'a geldiğinde bütün dünya basını uçakla geldi ve bütün dünya basınında birdenbire Suriye gündeme girdi. Yani e, çok. Bu işleri çok iyi yapıyorlar daha doğrusu Amerikalılar. Ben bu iş adamının da benzer bir yöntem kullandığını sanıyorum. Yani onun da Amerikan devletinden çok bağımsız hareket etmediğini düşünüyorum. Şimdi Yunanistan'da bir psikolojik harekat yürüyor. Zaten Yunanistan'da da bu tartışma belki biraz sonra bilmiyorum herhalde konuşacağız gibi gözüküyor. Tabii. Sözlerinizden öyle anladım. Şimdi Yunanistan'da bir psikolojik harekat var. Nedir bu psikolojik harekat? Ee, Yunanistan'a öyle bir e, öcü gösteriyorlar ki e, işte ancak Türkiye'ye karşı bizim e, korumamız altında hayatta kalabilirsiniz. Ve son dönemde biliyorsunuz bir sürü üstler açıldı. İşte Miçotakis'in Amerika ziyareti, orada ayakta alkışlanması. Yani bütün bunlar e, bir anlamda sürekli Yunanistan'ı işte hem okşama hem kışkırtma hem de e, Türkiye'ye karşı kullanma. Ee, operasyonun parçası gibi. yasa bu karikatürde e, geçmişteki bir olay anlatılıyor belki işte açık bırakılan bir kapı deniyor ama bir de bu öyle rahat edemezsin. Ancak bizim kanatlarımız altında ayakta kalabilirsin mesajı da e, verilmiş olabilir. Ben mesela bunlar tartışmalara baktığım zaman bir de e, yakın zamandaki hatta Yunanistan'daki bazı milletvekillerinin yaptığı açıklamalara da baktığım zaman böyle bir algıya kapıldım. Yani e, korkutarak, Yunanistan'ı korkutarak Amerika'ya teslim olmasını sağlama politikasının bir parçası gibi geldi bana. Peki. Eray Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Duralım mı durmayalım mı üstünde fazla canı? Yani daha doğrusu Elon Musk'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Önce onu sorayım. Sonra da bu paylaşımı nereye yerleştiriyorsunuz? Elon Musk'ın tabii kendi kişisel e, şeylerini... E, yani olumlu ve olumsuz özellikleri var tabii ama burada şimdi onun üzerinden bir tartışma yapmak istemiyorum. Çünkü herkesin kendi yorumu olur. Ancak yani olumlu da bir şey söylemeyeceğim, olumsuz da bir şey söylemeyeceğim. Fakat şurada biraz farklı bir, müsaade ederseniz farklı bir baş, bakış açısıyla. Şimdi bakınız yıl 1453 Osmanlı ordusu İstanbul'u çevirmiş muhasara altında ve yatan bir asker. Şimdi... Yani yatan bir asker burada şimdi ben Yunanlı olsam kızarım buna yani. Şimdi <laughs> onu söyleyeyim yani e, yani orada Bizans askeri o saatte o günde yat, yatıyorsa ya da yatıyor olarak gösteriliyorsa hani bu bir hicivdir aslında yani evet, bu yani. anlamda evet, evet. bir hicivdir. Yani evet. as, mesela asla yani Türk askerini böyle gösteremezler bile. Çünkü Türk askeri hiçbir zaman yatmaz. Yani nedir milletin kafasında, beyninde, ruhunda Türk askeri her zaman ayaktadır, dimdik ayaktadır. Yani şimdi burada böyle bir pozisyon gösterilmesi aslında hicvin merkezini bize göstermesi bakımından önemli. İkincisi yani hani bu asker rahatta yatmıyor yani. Teçhizatıyla filan yatıyor ve aslında buna da güvenemiyor, kapıya güveniyor yani. Düşünebiliyor musunuz şimdi böyle bir aymazlık. Yani bu bir aymazlık göstergesi. Hani baktığınızda askeri açıdan hani yatan bir asker, kapıyı düşünen bir asker. Dolayısıyla şimdi burada e, Konstantin kavramını e, tarihsel perspektif, sosyogenetik kültürü içerisinde en çok kullanan kim? Yunanistan. Yunanistan'ın hala Megalo İdea kapsamında İstanbul hayalleri olduğunu her zaman biliyoruz yani. Dolayısıyla burada bir mesajı ben Yunanistan'a yönelik olduğunu düşünüyorum. Tam da yani böyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki e, gerilimde, yani ben bunu Yunanistan açısından empati yapıp okuduğumda hicvedilmesi aslında Yunanistan'a yönelik yani çok da kendine güvenme bakın tarihte böyle bir şey vardı. E, i̇ster kapıyı açık unutsunlar, ister ama durum buydu işte hani e, şeyin sen de bu pozisyondasın e, şeklinde ben de e, benim kendi şahsi yorumum da e, bu yönde ama bu çok şeyi etkiler mi? Yani baktığımızda tabii Elon Musk'ın e, Türkiye ile daha yakın ilişkileri var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeleri işte bazı teknoloji vesaire konularındaki transfer, işbirliği gibi hususlar medyaya yansıyan, basına yansıyan hususlar düşündüğümüzde e, sanki biraz böyle Türkiye tarafında bir pozisyon almış gibi de eğer bu yorum doğruysa ifade edilebilir. Çok mu önemli? Çok da önemli değil yani. Şimdi neticede bakarsanız yani neticede Türkiye'nin kararlılığı ve gücü ee, hazırlık seviyesi zaten asıl Yunanistanı caydıran Yunanistan'ın arkasındaki küresel güçleri Türkiye'ye yönelik saldırtmak isteyen küresel güçleri caydıran aslında Türkiye'dir. Hani bu da nedir işte eğer böyle bir yorum e, doğruysa diyelim ya da genel bir e, kabul görürse yani işte Elon Musk da bunu biraz e, bu anlamda psikolojik olarak desteklemiş gibi de yorumlanabilir efendim. Peki şimdi. Yani Burada bunu, bir şey bu, var. Buyurun. Ee, hani Bakıyorum özellikle görüntüyü anlamaya çalışıyorum. Bir tane dijital saat var. Nerede? Ee, sol arkada. E, sa yani sol arkasında. Evet ben de şöyle. 2, 30, ee, orada 2.39 yazıyor. E, 2, 39 yazıyor. 5, 30, 30. Şimdi e, tabii onunla bir bağlantısı var mı? Yani oradan işte e, rakamlar... Mesaj 453 üzerinden. Şimdi daha önce de karşı karşıya kaldık bu tür şeylerle. Yani özellikle e, ekonomist bu tür şeyleri çok yapıyor. Doğru. İşte bir geleceğe dair bir takım kehanetvari varı şeyler. Kapağı yorumlanıyor. Ha, bu, buna derdi. dair bir şey olabilir mi? Hani ne olduğunu bilmiyorum. Yani buna dair bir takım şeyler var. Hani iddiaları var ama hani çok önemsenir. Bir bakılması lazım. Ee, bir diğer tarafıyla da sonuçta biz hepimiz e, mesajlar şunlar bunlar hep gördük ama sonuçta e, sonuçta bizim dünyamız e, bir güç dünyası. E, gücü doğru kullanma dünyası. Bu noktada. Hani e, elinizde ne olursa olsun istediğiniz kadar e, güçlü, örneğin Rus Rusya'dan e, görüyoruz. Son derece güçlü, e, son derece büyük iddialarla girdi ama e, istediği bir, e, umduğu umduğu bir performansı ortaya koyamadı. Çünkü savaş, mücadele son derece zor bir şey. Şimdi bütün bu zorluklarla beraber hesap edilmesi gerekiyor. Yani hamasete yer yoktur, hayalperestliğe yer yoktur, yanlış planlamaya yer yoktur. Yani bununla ilgili açıkçası e, ne demek istiyor orada? Zırhını kuşanmış, gözlerinin altında morluklar olan bir bir, bir Bizans askeri evet. ve bir kaygısı var. Kapıyı açık unuttum mu? Yani kararsız, istikrarsız, kendisinin ne yapabileceğini bilmeyen bir, bir, bir figür var bence. son yani. derece yani... Kendi işlerindeki zafiyetleri vurgulayan e, bir tweet bence. Şimdi izleyicilerimizle onu da paylaşalım. E, şimdi Yunanistan da tabii ki takip ediyor. E, tabii. Bizim konuştuğumuz hmm. gibi onlar da değerlendiriyorlar. E, bu tweetin altında Yunanca e, tweetlerle tepki var. Maska Türk olduğunu tescilledi gibi yorumlar da yaptılar. Dedim ya ben Kızmışlar. Yunan olsam kızarım diye. Kızmışlar. Hani e, Yani o biraz yani, onu teyit e, etmiş e, oldu. Şöyle Atina'yı uyarıyor diye değerlendirmişler. Yani evet. sanki şu anda Yunanistan'da bir kuşatma altındaymış da gibi böyle bir onların açısından algılanan bu. Ee, dolayısıyla onları da ayrıca rahatsız etmiş gibi görünüyor bu paylaşım Elon Musk'tan gelen paylaşım. Ama Yunanistan'daki rahatsızlık tabi sadece bu değil. Ee, şimdi ona da değinelim belki bununla da birleştirerek yorumlayabiliriz. Yunan Bakan'dan bir açıklama var. Ee, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias. Dendias. Türkiye'ye yönelik e, açıklamasında Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var diyor. Yalan. Yani <laughs> yalan söylüyor diyor. <laughs> Sayınlar, gerçekten son dönemde gördüğümüz tabloda gayri askeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan oralara denetime giden Yunanistan liderlerini görüyoruz vesaire. Oralardan görüntüler bu adalardan yansıyor ama Türkiye <laughs> provokasyon yapıyormuş efendim. Yani yavuz hırsızlık yapıyor e, şu Sayın Dendias'ın Yunan Dışişleri Bakanının ifadesine göre tam olarak şunları söylüyor ben sıralayayım. Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var. Aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin Yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız. Bir dizi argümanla Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz diyor Yunan Dışişleri Bakanı. Şimdi e, tabii bu Türkiye'nin zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin ısıtılıp önüne getirilen bir kavram, Neo Osmanlı, yeniden yayılmacılık vesaire. Aslında kaygımız korkumuz bundan gibi bazı e, bahaneler ya da gerekçeler duyuyoruz. E, ne kadar gerçekçi niye bunu ifade ediyor e, Yunan Dışişleri Bakanı? Şimdi e, bence gerek e, gerek gerek az oyunun ana korucuları. E, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber, ee, Yunanistan'ı e, tam bir e, proksi devlete çevirdiler. Bir gerekçe ihtiyaçları vardı. E, Türk tehdidi, Türkiye tehdidi, işte veya neo Osmanlıcılık gibi bir takım yeni yeni desil e, tehditle örtüşen kavramlar. Şimdi biz burada e, işte 2004'ten beri sizinle program yapıyoruz. Evet. Hanım'la beraber. Tabii. Şimdi ben Türkiye'nin hiçbir zaman Yunanistan'ı tehdit edici ee, ne bir hamlesini ne de bir söylevini gördüm. Bunu çok net olarak söylüyorum. Yani burada çok özür dilerim lafınızı bölüyorum ama Türkiye işte Ege Denizi'ndeki e, hava sahasıyla ilgili kendi hak alanını korurken Yunanistan buna provokasyon diyor. Doğru. E, hatta Bek Çok, alanda çok bu daha ötesi yani. var. Çok daha ötesi var Başak Hanım. Şimdi e, zaman içerisinde e, adaların silahlandırılması Bununla ilgili dozajın sürekli arttırılması. Bir bakalım mı sizinle birlikte haritamızın da başına geçip buyurun. Sizi yoracağız ama. Şimdi Türkiye Yunanistan'ı tehdit etti mi? Türkiye Yunanistan'ı hiçbir zaman tehdit etmedi. Türkiye Yunanistan'ı tehdit etmez zaten. Yani yapması gerektiği zaman yapar. Şimdi bu temel gerçeğin altını bir kere çizelim. Yani bizim Yunanistan'la olan ilişkilerimiz kökeninde hep bu vardır. Yani biz bir şeyi yapmaya karar vermişsek Yunanistan'la ilgili buna dair bir tehdit dili veya söylevi üretmeyiz. Yaparız ve bunu sahada görürüz. Şimdi o yüzden hani buna dair bir spekülasyon yapmayı bence bıraksınlar. Bir diğer tarafıyla gerek Ege'de, gerekse Mühnası Ekonomik Bölge'de yani Doğu Akdeniz'de, gerekse Batı Trakya'da hakkı gasp edilen Türkiye veya Türkiye'nin e, Batı Trakya'da bırakmış olduğu kendi bakiyesidir. Bakıldığında hani Batı Trakya'dan başlayalım çok konuşmuyoruz ama orada bir Türk azınlık var. Tabii. Oradaki Türk azınlığı hiçbir zaman Türk azınlık olarak tanımlamaz. Bir dini azınlık olarak tanımlamaya kalkar ve bu dini azınlık olarak tanımlamış olduğu yapıyı da bir şekilde kendi içerisinde istikrarsızlaştırmaya çalışır. Özellikle Aleviliği bir farklı dinmiş gibi kabul ederek filan. Şimdi burada çok büyük bir... E, bir şekilde demografisiyle oynama e, çalışmaları var Yunanistan'ın Batı Trakya'da. Bir kere buna biz itiraz etmeyecek miyiz? Oradaki soydaşlarımızı, kandaşlarımızı korumayacak mıyız? Onların hakların gasp edilmesine bir şekilde tepki göstermeyecek miyiz? Bu Yunanistan içlerine müdahale değil ki bir şekilde insani olarak yapmış olduğumuz bir çaba, bir gayret. Çünkü haklarını gasp ediyor. Bir diğer tarafıyla Ege'deki adaların bir şekilde silahlandırılması meselesi. Şimdi bu adaları sen oturuyorsun, Türkiye'nin dibinde bakın. Şu hatla bakar mısınız? Evet. Türkiye'nin dibinde bakın. Yunani, Yunanistan'a uzaklığına bakın. Türkiye'ye yakınlığına bakın. Yunan e, ana kıtasını, Türkiye'nin üretmiş olduğu bir tehdit olsa kendi kıyılarından ne kadar uzakta? Evet. Ama bu adaları kullanarak Türk ana kıtasını ne kadar nasıl tehdit ettiği, bakın bu adalar üzerinden çok net olarak kendisini gösteriyor. Yani bu evet. bir menzil hesabı. Doğru. Bir diğer tarafıyla bu menzille etkili olma hesabı. Yani sonuçta sizin elinizdeki bir tane 155'lik obüs Yunanistan'ı burada en uzak noktaya yerleştirseniz bile vuramaz. Ama buralardaki adılları konuşlandırılmış olduğu bizim vatandaşımızın canını yakar. Şimdi evet. bunu yapıyor. Oraya tümenler yerleştiriyor, tugaylar yerleştiriyor, alaylar yerleştiriyor, taburlar yerleştiriyor. Doğru. Şimdi bu son derece düşmanla düşmanca ve mütecaviz bir tutum. Bir diğer tarafıyla egemenliği anlaşmalar yoluyla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık ve kayalıklar meselesi var. Burada bizim bir bilgi eksimiz var ama bununla ilgili hani açık kaynaklara yansıyan bir bilgi burada 152 tane Türkiye'nin tespit etmiş olduğu ada var. Bu adaların hangilerinin Yunanistan tarafından silahlandırıldığını veya işgal edildiğini şu an bilmiyoruz. Yani bu devletin kendi kayıtlarında var. Bizim elimizde açık kaynaklarda böyle bir bilgi yok. Biz bilemiyoruz ama devlet bunun takip yani, yapıyor. Hayır, devlet bu, şu, evet. yani 152 tane olduğunu söyleyen Cihat Yaycı Paşa. Evet. Yani bununla ilgili bir e, 2000 2000'li yılların e, başlarında bir çalışma evet. yapıldı. Orayı bir netleştirelim mi? 152 İki tane ada, gayri askeri. Yok, egemenliği nedir anlaşmalar yoluyla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar. Türkiye'ye de devredilmemiş ama doğru mu? Tabii Ama şimdi bunlar Yunanistan işgal ve istila ediyor. Ama Yunanistan de facto bir durum yaratıp, Tabii. doğru anladım. Yani Peki. Şey, yani kardak kardakta olduğu gibi, yani kendisine ait olmayan 150 adanın içerisinde bunlar yok, hayır, doğru başka bir Bu başka Bu gayri askeri statüdeki Bu, bunlar adalar. İşte e, Lozan ve Paris anlaşmaları ile ilgili konuşmuş olduğumuz adalar. Buradaki temel detay ne? Buradaki temel detay, e, bunların Lozan ve Paris anlaşmalarını e, bir şekilde aykırı e, bir refleksle. E, silahlandırılması yani normal kolluk kuvvetleri çok daha ötesinde bir ordu gücüyle e, bir konvansiyonel şeyle e, yığınakla e, doldurulması ve bunların üzerine etrafında bir askeri hareketinde ortaya konulması. Bir diğer tarafı bu işin en rahatsız edici tarafı bunu sadece kendi başına yapmaması, bir takım küresel ve bölgesel güçlerle beraber yapmaya kalkması. Yani Türkiye'nin Batı dünyasıyla. Türkiye'nin bir takım Arap ülkeleriyle gerginliklerini kullanarak buralarda Türkiye'yi tahrik edecek şekilde, Türkiye'yi provokat edecek şekilde, süreci manipüle edecek şekilde bir takım işte Arap ülkeleriyle veya Doğu Akdeniz'deki kıyıdaş ülkelerle beraber bir takım tatbikatlar icra etmiş olması. Nereye kadar? Şimdi burada uluslararası hukukun bir ihlali var. Evet. Şimdi Türkiye ortaya çıkan hassasiyetler yapmış olduğu mücadeleler nedeniyle yani özellikle terörle mücadelesi, Irak'taki, Suriye'deki mücadelesi gibi bir takım mücadeleler ve karşısındaki Yunanistan'ın arkasına saklanmış Yunanistan'ı bir pivot ülke, bir proxy ülke, bir vekil ülke olarak kullanan ülkelerle ilgili karşı karşıya gelme hassasiyetleri göz önünde bulunarak burada kendine özgü konjektürel bir siyaset ve benimsiyor, diplomasi benimsiyor. Ama buradaki hak gaspının mutlaka bir hesaplaşması olacak. Yani çünkü bu bu süreçte yapılmaması Yunanistan'a yanıltmasın. Yani Türkiye bu noktada yani biz burada kendimize ait olmayan veya kendimize ait olan bir takım adaların Yunanistan tarafından işgal ve istila edilmesine hiçbir zaman kabul edilemez bu Türkiye Cumhuriyeti devleti için Türkiye Cumhuriyeti'nin hafızası için. Mutlaka belki bugün değil ama yarın buralarda belki bir hesaplaşma olabilir. Bir diğer tarafıyla da şunu söylememiz gerekiyor belki de buna dair bir hazırlık var. Ya yani bununla ilgili bir takım kaynaklara bir takım bilgiler yazıyor. Teyit edilmemiş. Ama özellikle bu Ege Aydak'la ilgili bir Buna dair karşı, hazırlık karşı var derken Türkiye açısından mı söylüyorsun? Yani Türkiye yani Sayın Erdoğan'la Sayın Akar arasında bir takım görüşmelerin, konuşmaların bununla ilgili bir takım talimatların verilme dair açık kaynaklarda veya sosyal medyada teyide muhtaç bazı bilgiler dolaşıyor öyle söyleyelim. Peki.